Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 96. kuruluş yıl dönümünü hayır ve hürmetle yad etmek maksadıyla toplandık, bir araya geldik. 23 Nisan 1920'de tarihin akışı değişmiş, Türk milleti muazzam bir doğruluşla iradesine sahip çıkmıştır. İstiklal özlemleri Ankara'da vücut bulmuştur. Milliyetçi ruh ve şuur bu kutlu çatı altında kökleşmiştir. Bundan tam 96 yıl önce bir cuma günü Ulus'taki eski taş binada tahta sıraların üstünde dua ve niyazlarla Kurtuluş Destanı'nın meşalesi yakılmıştır. İlk meclisin açılması milletimiz için yeni bir dönemin, taptaze bir başlangıcın miladıdır. Aynı zamanda bu başlangıç geride kalan yıllar içinde sayısız bitişleri uhdesinde barındıran milli ve tarihi bir kararlılığın tezahürüdür. Hiç kuşkusuz ilk meclisin muhterem temsilcileri Ankara'ya gelesiye kadar insanüstü bir mücadele ve sabır gösterdiler. En başta yoklukları aştılar. En başta zorlukları yendiler, engelleri geçtiler. İşgal ve esarete meydan okudular. Teslimiyeti hiç akıllarına ve hatırlarına getirmediler. İşbirlikçilerinin sözlerine, hainlerin saldırılarına aldırış etmediler. İlk meclisin temsilcileri sinesinden çıkıp geldikleri büyük millet varlığına her zaman güvendiler, her daim inandılar. Biliyorlardı ki milli mücadele ancak millete dayanırsa başarılı olabilirdi. Yedi düvele karşı gösterilen güçlü mukavemet ancak milletle bütünleşilirse, ilhamını milletten alırsa meşru ve ebedi kalabilirdi. Bu yüzden ilk meclis Türk milletinin umut nişanesi, var olma beyannamesidir. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Türk vatanını muhafaza ve müdafaa azminin gerçek sahibi Türk milleti için geri çekilmenin son hattıdır. İmparatorluk yıllarının ardından başlayan çare arayışının son durağıdır. Yıllarca süren çekişmelerin, acılı yıkım ve kayıpların son bulmasıdır. 23 Nisan 1920 Türklüğün hakimiyet havzalarını birer birer kaybederek Anadolu'ya sıkıştığı acı ve ıstıraplı dolu bir tablo içinde milletimizin en son ve en etkili hamlesinin direngi noktasıdır. Üç kıtada anılarımız kalarak son yurda döndük. Üç kıtada şehitlerimizi bırakarak adalet vasaletimizi her yere serpiştirerek ayak izlerimizi her tarafa kazıyarak geriye çekildik. Sayısız göçlerin bedelini ödeyerek 23 Nisan 1920'de küllerimiz yeniden doğduk. Bu toprakları vatan yaptık, namus bildik. Gemileri yaktık, gidecek, yerleşecek, sığınacak başka bir vatan olmadığını kanımızla, canımızla teyit ve tescil ettik. Tekrar hatırlatırım ki 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu coğrafya Türk vatanıdır. Bu vatanın gerçek sahibi Türk milletidir. Bu ülkenin ismi Türkiye'dir, devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk milleti 1000 yıllık kardeşlik bağlarının daha önceki asırlardaki hatıra ve mirasa eklemlenerek billurlaştığı kutlu varlığın adıdır. 96 yıl önce toplanan Büyük Millet Meclisi elbette farklı toplumsal kesimlerin temsiline dayanmıştı. İlk meclisin muhterem milletvekilleri her meslek, her çevre, her kökenden süzülüp gelmişler, bunu da hiç mesele yapmamışlardı. Çünkü hepsi vatanseverdi. Hepsi Türk milletinin kurtuluşunu hedeflemişti. İlk mecliste ilkel dürtüler, ilkesizliğin tortuları yoktu. İlk mecliste vesayete, himaye altına girmeye merak ve ilgi yoktu. İlk mecliste bağımlı ve tutsak yaşamaya tahammül hiç yoktu. Burdur milletvekili Mehmet Akif Bey ile Tunceli milletvekili Diyap Ağa'yı buluşturan, Antalya milletvekili Hamdullah Subi Bey ile Muş milletvekili İlyas Sami Bey'i kaynaştıran,
Ankara Milletvekili Mustafa Kemal ile Diyarbakır Milletvekili Fevzi Birinçlioğlu'nu kavuşturan elbette ilk meclisin muazzam birlik ve dayanışma hissiyatı. İlk meclisin her milletvekili milli ve ortak değerler etrafında kümelenmişti. Onlar kimlikleri kaşıyıp milleti parçalara ayırmayı planlamadılar. Çünkü milletimizin onay ve seçimiyle 23 Nisan 1920'de Ankara'ya gelen milletvekilleri milli kimliğin, milli ülkülerin, milli bir geleceğin etrafında halka halka toplanmaktan başka bir seçeneğin tarafı olmadı. Milli mücadele zaferle sonuçlanmışsa arkasındaki sır budur. Meclisimiz İstanbul işgale uğrayıp Meclis-i Mebusan'ın çalışması imkansız hale geldiği zaman Bozkır'ın ortasında Ümit Çeşmesi ile çağlamıştır. İlk meclisin açılmasıyla tarihin en ağır felaketi önlenmiştir. Zulüm, istila, tahakküm ve esirlik bozgununa etkili bir şekilde karşı konulmuştur. Mondrosçu ve Sevci anlayışa karşı ulustan kopan fırtına vakti geldiğinde Akdeniz'e kadar yol almış, dağları yırtıp kendine sığmayarak taşmıştır. İlk meclis egemenliğin yegane sahibi Türk milletinden gücünü ve kudretini almıştır. Emperyalist ve sömürgeci ahlaksızlığa karşı verdiği bağımsızlık savaşı bu nedenle meşrudur, kutludur, emsalsizdir. Büyük Millet Meclisi milli mücadelenin ana karargahıydı. Büyük Millet Meclisi milli iradenin tecelli ettiği demokratik karar merkeziydi. O tarihlerde milli direnci kırmak, umutsuzluğu kabullendirmek için tıpkı bugünlerde olduğu gibi çok şey yazılmış, söylenmişti. Ankara'nın Türkiye'yi felakete sürüklediği ifade ediliyordu. Avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri Asya'nın hangi kavmi başardı ki biz başaralım diyenlerin sesi duyuluyordu. Ankara'daki adamlar ufak bir aşireti bile yönetemezler diyenlere rastlanıyordu. Mukadderatımızı Ankara'ya bırakmamalıyız diyenler bile çıkıyordu. Milli mücadele kahramanlarına koygoycu, haydut, hayalperest iftiralar atanlar olduğu gibi memleketi tam bir çöküntüye götürdükleri uyduruluyordu. Mesele Edirne ve İzmir kurtulursa insanlığımızdan istifa ederiz sözü veren namertlere sık tesadüf ediliyordu. Sonunda milli mücadeleye hazım ve tahammül zorluğu çeken mandacılar, köksüzler, yabancı beslemeleri 9 Eylül 1922 günü Türk'ün bayramını manşetine atmaktan başka çare bulamamışlardı. Milli mücadele Mondros'la başlayıp Lozan sonrasına kadar genişleyen uzun, yorucu ve kavurucu bir sürecin özetidir. İç ve dış birçok yönü vardır. Savaşlar bu sürecin yalnızca sıcak yanını oluşturmaktadır. Türkiye'yi mahvedene kadar savaşacağız. Türkiye artık yoktur diyen sömürgeciler milli mücadeleyle durdurulmuş. Bunun şeref bayesi de öncelikle Büyük Türk Milletin Meclisi'nin olmuştur. Ordular kuran, ordular yöneten, Türk milletinin egemenlik haklarını cansiperane temsil eden meclisimiz bu yüzden gazidir ve bu unvana fedakarlıklarla layık bulmuştur. Millet yaşadıkça umutların sönmeyeceği, imkansızlıkların bahane olamayacağını ilk meclisin saygın temsilcileri yaşayarak göstermişlerdir. Ayrışmanın yolları asla aranmamış, bir arada yaşamanın kudretine bağlanmış, bin yıllık kardeşlikte karar kılınmıştır. Bugünlerde aziz milletimizi temsil makamında bulunan bizlere örnek olacak tutum ve davranışların kaynağı ilk meclisimizin ruh kökünde asil üyelerinde ziyadesiyle mevcuttur. Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ilk meclisin tüm milletvekillerine, kurucu kahramanlara ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, eşsiz hatıralarını ihtiramla anıyorum. Ayrıca çocuk bayramı olarak kutlanan bugün de evlatlarımızın bayramlarını ayrı ayrı kutluyor, hepsine sevgilerimi sunuyorum. Konuşmama son verirken Yüce Meclisimizin 96. yıl dönümünü kutlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım.